Atak şansı olabilir Bursa Spor için. Uzun bir top şimdi tehlikeli noktaya. Kontrol İsmail'den. İsmail çok çalış getiriyor topu. Pasını aktardı. Batuhan vurdu kaleci Aydar. Çok net bir pozisyon Aydar. Herkese merhaba. Bugün Bursa Spor'umuz Tuzla Spor'la Timsah Arena'da 0-0 berabere kaldı. Ve 20 maçlık gol atma serisini bu maçta sonlandırmış oldu. Bugün sizlere maç öncesinde neler yaşandı onlardan bahsedeceğim. Hafta içinde neler yaşandı ondan bahsedeceğim. Daha sonra da maçta yaşanan pozisyonları birlikte yorumlayacağız. Tabi Giresun maçından yorgun çıkan timsahlar bu maçta nasıl bir performans sergilecek, kimler takımda olacak, kimler olamayacak, maç günü kar yağacak mı, maç ertelenecek mi diye böyle bir sürü soru işaretiyle bugünlere gelmiştik. Hafta içinde gene Bursa Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre bir futbolcu, bir teknik heyet ve bir A takım personelinin Covid-19 olduğu duyuruldu. Tabii biz kimin Covid olduğunu bilmediğimiz için bu maçta kimlerin de oynayacağını, nasıl bir ilk 11 çıkacağımızı da tahmin edemiyorduk aslında. Şanssızlıklar yakamızı bırakmıyordu ki Mustafa Erde Giresun maçında görmüş olduğu dördüncü sarı kartla bu maçta sağ kenarında olamadı. Giresun Spor da gene Mustafa Erde diyalog yaşandıktan sonra almış olduğu bir ceza vardı. O ceza da tribünde çok fazla kişinin barındığından dolayıydı. Ve tahmin edin ne kadar ceza aldılar? Sadece 24.000 TL. Bu cezayla Giresun Spor yırttı diyebiliriz. Hafta içi yine Erkan Başkan TFF 1. Lig kulüpleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i yerinde ziyaret ettiler. Zannediyorum ki yeni Sport Toto 1. Lig adıyla olacağından dolayı bir sponsorluk anlaşması oldu. Bununla ilgili bilgilendirme yapıldığını tahmin ediyorum ve kulüplerde gene sıkıntılarını Nihat Özdemir'e anlatmıştır diye düşünüyorum. Bu maça kadar Tuzla Spor son iki maçını kazanmış, Bursa'da son iki maçını kaybetmişti. Bugün de berabere kaldılar. Maçın geneline bakacak olursak bence Bursa Spor bugün maçı zaten hak etmemişti, daha çok Tuzla Spor'un hakkıydı. Maçtan önce 13 şehidimiz için bir saygı duruşu yapıldı. Biz de buradan terör örgütünü bir kez daha lanetliyoruz. Bursa Spor'un ilk 11'i merak ediliyordu, kimler oynayacak, kimler oynamayacak derken. İlk 11 açıklandı ve Burak Kapacak, Furkan Emre Ünver, Cüneyt Göz, Aykut Akgün derken İsmail çok çalış. Birçok oyuncumuzun da aslında kadroda yer aldığını gördük. Fakat birkaç oyuncumuz gene eksikti. Özellikle Emirhan'ın yokluğunu çok hissettik. Onur Atasayar'ın yokluğunu hissettik. Bir de bunların yanında sarı kart cezası olan kaptan Özer Vurmacı vardı. Tuzla Spor'a baktığımızda da gene tanıdık isimler vardı aslında. İlk başta Ali Tandoğan teknik direktörleri, daha sonra İsmail Konuk, Erdem Özgenç, Anıl Karayer e, bizim eskiden oynayan oyuncularımızdı. Maça geçecek olursak gene 3-5-2 taktiğiyle e, Mustafa Hoca sahada yer aldı ve e, defansta dikkat çeken Aykut Cüneyt Furkan Emre e, üçlüsü vardı. Maçı anlatan TRT spikeri de gene özellikle bu konuda 3 stoperle oynuyor Bursa Spor diye. E, sanki böyle bizlere haber veriyordu ama biz zaten birkaç maçtır bu şekilde oynuyorduk. 12. dakikada öyle bir hata yaptık ki Ataberk'le birlikte e, topu çıkarıyorduk. Furkan Emre Taha'ya e, pası verirken ta bir anda topu kaptırdı. Ve dönen topta da pozisyon oldu. Top direğe çarptı neyse ki maçın başında az da geriye düşmüş şekilde oyuna başlamış olacaktık. Tuzaspor bir baskı orada. Topu kazandı Tuzaspor oyuncular. Cahit vurdu direkten döndü. İkinci hamle Cahit çevirdi içeri savunma. Bir anda kazandı topu Tuzla Spor. Golle burun buruna geldi. Çayiş direğe takıldı. Bu pozisyondan dönen topta Burak Kapacan ortasında Batuhan Kör bomboş kafayı out attı. Uzun bir top şimdi. Burak Kapacak'a doğru çok süratli bir isim. İsmail başında Burak Kapacak. Kurtuldu ilk anda İsmail'den. Burak ceza sahasına hareketli. Burak içeri çevirdi. Gol şansı kafa dışarıya. Çok net bir pozisyon. 16. dakikada da gene defansımızın duraksadığı anlarda Ataberk üst üste iki kurtarış yapmıştı. Alan Karius ceza sahası içine doğru türen bıraktı. İyi servis şut şansı Puçko önünü aldı. Puçko vuruşunu yaptı kaleci Ataberk. ikinci hamle savunma kafayla karşıladı İsmail. Gökcan baktı kaleye. Gökcan yerden vurdu kaleci Ataberk. 24. dakikada öyle bir pozisyon yaşandı ki yani Burak Kavacak 100 kere o şekilde vursa aynısı olmazdı. Gerçekten bizler de ekranları başında çok heyecanlandık bu pozisyonu izlerken. Fakat top e, kaleciyi de geçen top 2 e, direğe de çarparak oyun alanına geri döndü. Sol arkasına şimdi Burak Kapacak hareketli. Bayrak kalkmadı. Burak Kapacak karşı karşıya 2 direğe çarptı top inanılmaz bir pozisyon. 26. dakikada Tuzla Spor penaltı diye hakeme itiraz etti. Fakat pozisyonu tekrarını izlediğimizde top e, çok net bir şekilde Furkan Emre'nin sırtına çarpıyordu. Herhangi bir penaltı pozisyonu söz konusu değildi. Şimdi sağdan atak gelişiyor Gökçan. Gökçan yapıyor ortayı Furkan'dan sekti. Penaltı iddiaları var. Tuzla Spor'ların oyunu devam etti. 39. dakikada Tuzla Spor orta sahadan bir e, faul kazandı. Ve bu faulün neticesinde e, defansımızdan da seken top bir Tuzla Spor futbolcunun önüne kaldı. Ve kaleciyle karşı karşıya kalınca affetmedi. Fakat aynı anda da offside bayrağı kalktı. E, Pozisyon tekrarına baktığımızda da aslında pozisyonun ben offside olmadığını çok net bir şekilde gördüm. Evet bu açıdan bakılırsa pozisyon offside değildi. Fakat Tuzlaspor'un Spor'un kazandığı faul de faul değildi. Yani burada aslında iyi süzmek lazım. Alan Lima Karius vururken düştü ama bomboş pozisyon. Gol şansı topalarda Bayrak kalktı. Matej Puçko için bayrak kalktı. Tuzlaspor'un golü geçerli değil. yarının son dakikalarında yaşanan bu pozisyonda artık ben şunu dedim. E, ligin başından beri ilk defa hakemler Bursa Sporley'ini bir hata yapmıştı. Bu da nazar boncuğu olarak kalsın. O kadar hakem hatasından sonra e, Tuzla Spor'a patladı iş ama yapacak da bir şey yok. 41. dakikada e, sağ kenarında olan Fazıl Tan Hoca defansif orta saha olarak başlattığı taayı bu sefer oyun kenarını alarak yerine Ramazan keskini sürüyordu. İlk yarı o kadar pozisyonlu geçti ki bir takım golü bulsa karşılıklı goller gelecekmiş gibiydi. Fakat bunca pozisyona rağmen ilk yarı sıfır sıfır sona erdi. İkinci yarıya da Ataberk yine muhteşem bir kurtarışla başladı. Orta geldi ceza sahasına. Kafa Turan'dan Ataberk müthiş çıkardı. Buradan dönen topta da gene Ozan İsmail Koç'un defansta paslaşırken kaptığı top pozisyon oldu. Fakat biraz daha etkili vursaydı... Bence daha iyi olurdu çünkü çektiği şut direkt Kaleci Haydar'ın üzerine gitti. Sameten riskli bir pas top kayba şut şansı. Ozan İsmail yerden vurdu Kaleci Haydar ikinci hamlede alıyor. 57. dakikada Tuzla Spor Teknik Direktörü Ali Tandoğan Erkan Zengin ve Erdem Özgenç'i oyuna alıyordu. Buna karşılık Bursa Spor'da da Çağatay'ın yerine Kerem Şen dahil olmuştu. 62. dakikada Tuzla Sporlu Gökçen teker teker çalımlarla ceza sahasına girdi ve çektiği şutu Ataberk ayağıyla kurtardı. Şimdi merkezde bir boşluk orada Gökçan var. Gökçan sokuldu. Gökçan ceza sahası içinde şık hareketler. Gökçan vurdu. Ataberk yine. Yine Ataberk. Bu pozisyondan sonra çok yoğun bir kar yağışı başladı. Biz de televizyonlar başına izlerken artık arkaya doğru yakın çekim yapan kamerada oyuncular gözükmemeye başlamıştı ve hakem oyunu durdurarak topun rengini bütün sağ çevresini kırmızıya çevirdi. Yaklaşık bir 15 dakika tipi yağdıktan sonra da kar gene etkisini azalttıydı aslında. 68. dakikada zannediyorum Burak altı parmakta bir hafif sakatlık oluştu. Kendini de daha fazla riske etmeyerek oyun kenarına alındı. Fakat burada Bursa Spor bir hata da yapıyordu aslında. 3. oyuncu değişikliğini henüz 68. dakikada yaparak her oyuncu değişikliğinde bir kişi değiştiği için de artık oyuncu değiştirme hakkı kalmamıştı. Dolayısıyla yorulan birisi olursa e, maçı tamamlamak zorundaydı bu saatten sonra. 70. dakikada İsmail çok çalış. Yana e, yan hakeme çok gereksiz bir itirazda bulundu ve e, sarı kart gördü bunun karşılığında. Yani bunlara gerek yok. İsmail çok çalış son maçlarda bunu çok yapmaya başladı. E, bence biraz dikkat etse iyi olur. 73. dakikada Turam'ın kafası, bomboş kafası out'a gitti ki Ataberk de kımıldayamamıştı bu pozisyonda. Kaleyi tutsaydı gol olurdu. Erdem yaptı ortaya tura doğru. tura vurdu kafayı dışarıya. Çok net bir pozisyon daha. 2. yarıya Bursaspor biraz daha kapanarak başlamıştı ve Kar yağışı ile birlikte Bursaspor biraz daha topa sahip olmaya başladığını gördük. 80. dakikada üst üste Tuzlaspor'un atakları geldi ve en sonunda da e, gelişen atakta Ataberk artık topu 90'dan kornere çaldı. Erkan topla hareketli. Erkan sokuldu ceza sahasına Erkan açı arıyor. Erkan vurdu Ataberk. İkinci hamle. Roger Turan bıraktı şut şansı. Cahit vurdu soğumada Furkan. Bir kez daha deneyecek Tuzla Spor. Uzak mesafeden vuruş Ataberk bunu da çıkardı. Ataberk bunu da çıkardı. Maçın sonuna 4 dakika ilave edilmişti ki Ozan İsmail Koç'la Batuhan Köre üst üste faal yapıldı ve hakem bunları biraz daha aldatmaya yönelik zannederek faal vermedi. Halbuki Batuhan Kör'ün pozisyonunda hafif kırmızı da kokuyordu. Yani e, kramponla şurasına vurdular Batuhan'ın. Dolayısıyla e, dönen topta da bu sefer Aykut Akgün sarı kart gördü. Hakem de artık son dakikalarda biraz kontrolü kaybetti ve e, bu pozisyonda da gene e, Aykut Akgün'ün pozisyonundan sonra gelen ortada İsmail Kon'un kafasıyla aslında dışarı gitti ama burada da hakem gene korner verdi. Bu kornerden dönen topta da gene Bursa Spor öyle bir pozisyon yakaladı ki Televizyon başında izlerken hepimiz ayağa bile kalkmış olabiliriz. Ee, bir anda top Batuhan Kör'ün önünde kaldı. Ve Batuhan Kör de e, kaleci Haydar'la karşı karşıya durumdayken topu üstüne vurdu. Yani bu vuruşla belki 3 puandan olduk. Evet doğru. Fakat önümüzdeki maçlarda gene bizim Batuhan'a ihtiyacımız var arkadaşlar. O zaman... Bir kontra atak şansı olabilir Bursaspor için. Uzun bir top şimdi tehlikeli noktaya. Kontrol İsmail'den. İsmail çok çalış getiriyor topu. Pasını aktardı. Batuhan vurdu kaleci Haydar. Çok net bir pozisyon Aydar. Batuhan bu golü kaçırdığı için hepimiz kızdık, üzüldük belki ama emin olun Batuhan bu golü kaçırdığı için herkesten daha çok üzülmüştür. Mustafa Hoca da gene Batuhan'la hafta içinde kendisine dokunarak gerekli motivasyonu, gerekli desteği verecektir diye düşünüyorum. Futbol böyle bir şey arkadaşlar. Yani Batuhan o golü atsa biz de bir taraftan diyecektik ki ha, o ismini almak istemediğimiz kişi artık ihtiyaç yok. Bizim Batuhan'ımız var diyecektik. Fakat e, futbol. Bu pozisyondan sonra da gene e, Tuzla Spor bir firki kazandı. Fakat buradan da sonuç çıkmayınca e, maç 0-0 sona erdi ve Bursa Spor'umuz ilk defa bir maçta gol atamayarak 20 maçlık gol atma serisini sonlandırdı. Bilmiyorum e, daha önceki istatistiklere bakmak lazım. 20 maçlık bir seri yakalayan başka bir takım var mı? Maç 0-0 bitti belki ama e, bize yaşatmış olduğu haz sanki maç 3-3 bitmiş gibiydi. Maçın adamı kim diye soracak olursak ben kuşkusuz e, kesinlikle Ataberk derdim yapmış olduğu kritik kurtarışlar vardı ki 90'dan bir top çıkardı. Gerçekten artık kendi kalitesini de Ataberk göstermeye başladı diyebiliriz. Ataberk'in gene sözleşme ile ilgili bir durumu vardı. İnşallah en kısa zamanda da sözleşmeyi imzalayıp bu dedikodulara da kendisi son verecektir. Bu maçta Emirhan'ın yokluğunu çok ciddi hissettik diyebilirim. Ama bir taraftan da defansımız gol yemeden maçı tamamladığına da seviniyorum. Bu beraberlikle puanımızı 31'e yükselttik ve Tuzla Spor'da 37'ye yükselerek Kendini playoff tabelasının üzerine attı. Bursa Spor'un da gene playoff hattıyla arasında 4 puandı puan farkı. Bu maçla birlikte 6 puana çıkmış oldu. Ligin sonuna aslında çok da kalmadı ama lazım olur mu bilmiyorum. Tuzla Spor'la eğer puan eşitliği olursa 2 laverajlı Tuzla Spor'un önünde olacağız. Hatırlayacaksınız ilk maçta gene Tuzla'da 3-3'lük skorla bitmişti. Burada da 0-0 olunca 2 laverajlı Bursa Spor'umuz üstte yer alacaktır. Haftaya düşme potasının hemen üzerinde olan komşumuz Balıkesirspor'a gideceğiz. Balıkesirspor da uzun süren 10 maçlık bir e, galip gelememe serisini 2 hafta önce sonlandırmıştı ve 2 haftadır da mağlup olmuyorlar. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Like tuşuna basmayı unutmuyoruz ve beni ilk defa izlediyseniz e, abone ol tuşuna basarsanız sevinirim. Sosyal medyadan da gene takip etmek isterseniz alt taraftan paylaşacağım. Haftaya pazar günü Balıkesir Spor maçıyla birlikte tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler.